Spor bildiğiniz gibi geçen sezon Bankasya'dan düştü. Şanssız bir şekilde avaraj farkıyla. Bu sene geçen seneden 3 futbolcumuz var. Bir tanesiyle anlaşmak üzereyiz. 3 veya 4 futbolcu. Gerisi takımı yeniden yapılandırıyoruz. Gördüğünüz gibi kadromuz oldukça kalabalık. Daha aramıza katılacak arkadaşlarımız da var. Bu geniş kadrodan ideal kadromuzu çıkarmaya çalışacağız. Bu ikinci etap kampımız. Bundan sonra üçüncü etap kampımızı da Bolu'da yapacağız. Bolu Koru Otel'de. Bolu Koru Otel'e gitmeden bu kadroyu tahmin ediyorum. Teknik kadromuz 24 veya 26'ya düşürecek. Dönüşte de zaten bir haftalık maç haftasına giriyoruz. Bir haftalık Giresun'daki testlerimizde çalıştıktan sonra da ilk maçımız kendi sahamızda Tarsus Mayıs'ta oynayacağız. İkinci maçımız da Buksaş deplasmanı ile lige devam edeceğiz. Şu anda hava nasıl? Evet. Bölgesinde. Buradaki kamp ortamı nasıl? Kamp şartları? Şimdi biz Avanos'a ilk defa geçen sene geldik. Geçen sene de memnun kaldığımız için bu sene de geldik. Bu sene hakikaten hem tesisten hem de Avanos'un havasından çok memnunuz. Yani şu ortamda, şu mevsimde hiçbir yerde zannetmiyorum ki bu havada bu ortamı yakalayabilirim. Hakikaten o konuda biz çok şanslıyız. Avanos da bundan diğer takımlar da şanslı. Bundan sonraki kamplarımızı da yine Avanos'a gelmeyi düşünüyoruz. Tabii başka takımlar da var. Onlarla hazırlık başı tabii yani mısınız? Takım çok olduğu için burada oyun imkan da fazla. Hem buradaki otellerde hem komşu otellerde takımlar var. Onlarla görüşerek, konuşarak yani idman durumlarımıza göre hangi takımlar uygunsa kendimizi çok fazla riske sokmadan her türlü antrenman veya yani hazırlık maçı yapma şansı burada çok yüksek. Bolu kampından sonra ya da Bolu kampı süresince takıma takviye düşünülebiliyor mu hani oradaki görüşten sonra? Şimdi ondan sonra biz takviye düşünmüyoruz. Biz transferimizi bu bir hafta içinde tamamlayacağız, noktalayacağız. Bu çok geniş olan kadromuzu da düşürüp ana kadroyla lige hazırlanmaya başlayacağız. Çünkü gördüğünüz gibi kalabalıkta çalışmak çok zor. Yani hocalarımız çok zorlanıyorlar. Arkadaşlar çoğu da gördüğünüz gibi iyi ama kadro mecburen düşecek tabii. Oynayamayan arkadaşlarımızı kiraya vereceğiz. Diğer takımlar faydalansın diye. Bakalım teknik kadro kamp kadrosunu tam açıkladıktan sonra diğer arkadaşlarımızı da başka kulüplere verip onların da futbol oynamasını seneye hazır olmaları için futbol oynamalarını sağlayacağız. Bir hafta süresince kaç futbolcu düşünülüyor? Yeni gelecek. Bizim şu anda santrafor, sol bek ve stoper 3 mevkide eksiğimiz var. Eksiğimiz var derken bu mevkide adamlarımız var ama alternatiflerini yaratmak için 3 mevkide adam alacağız. Ve bu hafta içinde de o transferleri yapıp artık transfer işini kapatacağız, işimize bakacağız. Yani görüşmeler devam ediyor. Devam ediyor tabii. Son olarak buradan Giresun halkına bir mesaj vermek ister misiniz? Giresun'daki spor severlere, taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz.
Giresun'a döndüğümüzde inşallah onlar da Giresunspor'u lige ne kadar iyi hazırlandıklarını görecekler ve takımlarıyla gurur duyacaklar. Merak etmesinler, çok iyi hazırlanıyoruz ve en yakın zamanda da taraftarlarımızla takımımızı birleştireceğiz. Sağ olun hocam. Hocam merhaba, şu anda Kapadokya bölgesinde Avanos'ta evet. Kamptasınız. Çok güzel bir yerde, çok güzel imkanlarla çalışıyoruz. 2 gündür, yani bugün 3. gün çalışıyoruz. Bayramın yani Arife günü buraya, o zaman kadar devam edecek çalışmalarımız. Şu an için kadromuzda bulunan oyuncuların burada gösterdiği tempodan, çalışma azminden son derece memnunuz. Tabii ki aramıza katılan yeni oyuncular da oluyor. Transfer dönemi de devam ettiği için kadromuzun eksik gördüğümüz yerlere takviyeler yapacağız. Bunun için de burada bu bölgedeki takımlarla hazırlıklı müsabakaları oynayacağız. 9 Eylül'de başlayacak lige kadar bu anlamda hazır olmaya gayret edeceğiz. Tabii buradan döndükten sonra Giresun'da da kendi testlerimizi, hazırlıklarımızı yapıp daha sonra Bolu'da bir kampımız olacak kısa süreli. Ondan sonra zaten maç haftasına gireceğiz. Hocam genç bir kadro. Nasıl bunların arasına tecrübeli futbolcular katmayı düşünüyorsunuz? Tabii zaten bizim buraya gelirken de araya kattığımız, daha önceden bildiğimiz, bu takımda oynamış, bu takımın başarısında imza atmış, şehrin sevdiği, inandığı oyuncuları zaten kattık araya. Tabii ki genç oyuncuların bu takımda olmasına önem veriyoruz. Kulübümüzün geleceği anlamında da. Bunun yanı sıra tabii ki eksik mevkilere ve bazı nokta transferler yapma anlamında da yönetimimiz, başkanımız çalışıyor. Bu takımın uyumundan, şu anki duruma kadarki olan uyumundan son derece memnunum. Tabii ki gençlerin de abilerinden öğreneceği çok şeyler var. Onlar da gelecekte bize çok katkıları olacak diye düşünüyorum. Hocam daha önce sizin çalıştığınız dönemde birinci lige çıkmıştınız. Evet, yine aynı hedef var mı? Şimdi böyle bir soru sorduğun için teşekkür ediyorum. Biz göreve gelirken gerek yönetimimiz, gerek biz teknik kadro olarak kimseye bir söz vermedik. Çünkü ileride kimseye bir hikaye uydurmak zorunda kalmak istemiyoruz. Herkes gerçekleri biliyor. Giresunspor'un zor bir süreçten geçtiğini herkes biliyor. Ancak biz çalışacağız, doğru işler yapacağız. İçimizdeki hedefi Cenab-ı Allah biliyor. Bu anlamda öncelikle bizim için o hedefler kadar başka hedefler de çok önemli. Tabii ki sonuçta ne olacağını hep beraber göreceğiz. Giresun halkı da sizden bir şeyler duymak istiyorlar. Çünkü arıyorlar. Medya bizi. Ben Giresun insanının futbol kültürünün mükemmel olduğuna inanıyorum. Ben orada yaşayan bir insanım. Buradaki insanların bizlerden neler beklentiler içerisinde olduğunu biliyorum. Benim ve ekibimin, herkesin beklentisi onların zevkle izleyebilecekleri bir takım ortaya çıkartabilmek. Sorunsuz, problemsiz, sahiplenmiş, adanmışlık ruhu içerisinde bir takım yaratabilmek. Biraz bu aralar takım şehirden uzak kaldı. Yani önceki yıllarda, ama şehrin istediği de takımımızı hep yanımızda görelim. Biz onları bağrımıza basalım. Giresun insanı futbolu çok seviyor. Buradan futbolcularım adına, teknik kadrom adına hepsine sonsuz saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Biz de onları çok özledik. İnşallah en kısa zamanda onların layık olduğu bir şekilde aralarında olacağız diyorum. Teşekkür ederim.